Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acı pul biber ve toz biber yapacağız. Kapya biberlerimiz var. Bunlar 8 kilo arkadaşlar. Bunları güzelce yıkayıp kurulayacağız. Üzerinde hiç su kalmayacak. Çekirdeklerini ve saplarını çıkarıp doğramak için hazır hale getireceğiz. Güzelce yıkadıktan sonra kuruladık ve biberlerimizi ortadan ikiye böldük. Bu orta kısmındaki lifli yerini temizliyoruz. Şimdi biberlerimizi doğramaya başlayacağız. Ortadan ikiye bölüyoruz yarım olan biberimizi ve bunu uç kısmından ince ince yaklaşık 1 santime yakın bu şekilde elimizle önce doğrayalım. Çok kalın olmasın arkadaşlar. Kuruması daha geç oluyor o zaman. Çabuk kuruması için böyle bu şekilde ince ince bütün biberlerimizi doğrayacağız. Evet, kalınlığımız böyle. Çok kalın olmayacak. Şimdi biberimiz çok olduğu için artık kesme tahtasında bu işlemi devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi ince ince böyle dilim dilim bütün biberlerimizi bu şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz biberlerimizi şimdi kurutmak için bir tepsiye koyacağım ben. Üzerine örtüyorum. Ben bahçede kurutacağım arkadaşlar bunları. Siz evde balkonda kurutmak isterseniz masanızın üzerine örtüyü direkt serip onun üzerine de biberleri yayabilirsiniz. Çok üst üste gelmeyecek şekilde böyle aralıklarla daha iyi kuruyabilmesi için mümkün olduğunca aralıklarla serperek bu şekilde tepsiye biberlerimizi yerleştirip güneşe koyacağız. Şimdi yaz günü olduğu için çabuk kuruyacaktır bunlar. Balkonda eğer balkonunuz kapalıysa biraz daha geç kuruyabilir. Bakın bu ertesi gün arkadaşlar, bir gün sonrası hava çok sıcak olduğu için çok çabuk kuruyorlar. Böyle yaklaşık 4-5 gün kadar ben bunları güneşte tuttum. Bakın iyice böyle her gün böyle günlük resmini videosunu çektim kısa kısa size gösterebilmek için. Yani 4 günün sonunda arkadaşlar bu tamamen kurudu bakın. Bu şekilde böyle. Şimdi yalnız bu böyle rondo değil de hani kahve öğütücü makinalardan çekeceğiz toz haline gelmesi için. Bunun iyice böyle kupkuru olması için fırında yaklaşık 1-2 dakika daha kurutma işlemi yapacağız. Fırın tepsisine bu şekilde dökelim hepsini. Şimdi fırında kuruttuktan sonra böyle yaklaşık 100 grama yakın kuru biberim var. Bunlar acı arkadaşlar, çok acı olduğu için şimdi ben bunları bu kahve öğütücüden çekeceğim. Bunu çekerken de tozu boğazımıza kaçtığı zaman müthiş derece yakıyor. Onun için ağzımızı ve burnumuzu sararak bu işlemi yaparsak daha iyi oluyor. Şimdi biberleri makinenin içine koyup toz haline getireceğim. Bunlar acı. Bunları ayrı çekiyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Daha sonra diğerlerini de çektikten sonra tatlı olan kapya biberlerimi içlerine karıştıracağım bu acıyı da. Bu çok acı arkadaşlar. Acı sevmeyenler, tatlı olsun diyenler acı biber koymayabilirler. Şimdi böyle bunları parça parça hepsini çekeceğiz. Böyle toz haline getiriyoruz. Daha sonra eleyeceğiz bunları. Şimdilik sadece makineden geçiriyoruz. Eldiven kullanmanızı da öneriyorum acı biberleri çekerken. Daha sonra normal fırında kuruttuğumuz kapya biberlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bütün hepsini tek tek böyle içine atarak toz haline getireceğiz ve bunları bir kasede biriktiriyoruz. Şimdi bütün hepsi bu çektiğimiz biberlerin. Bunları şimdi eleyeceğiz.
tel süzgeçten geçiriyorum ben. Bunları yaparken de arkadaşlar ağız ve burnunuz bir tülbent yardımıyla kapalı olursa daha rahat yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi bu üzerinde kalanlar pul biber olacak, altta kalanlar toz biber olacak. Bütün biberlerimizin hepsini bu şekilde eleyeceğiz. Şimdi acı biberlerimizi de eleyelim. Toz altına düştüğü zaman toz olanları toz biberin içine, üzerinde kalan tanecikleri de pul biberin içine karıştıracağız. Şimdi biberimizi bu şekilde acı hale getiriyoruz. Evet, bakın bunlar pul biberler. İçine karıştırdığım acı biberle güzelce karıştırıyorum bunu. Keskin bir koku oluşuyor arkadaşlar bu işlemi yaparken. Pencerelerimizi, kapılarımızı açık tutalım. Şimdi içlerine bunların tuz koyacağız arkadaşlar. Tuz ve yağ dökerek son işlemimizi yapıyoruz biberlerimizin üzerinde. 2 yemek kaşığı tuz koydum. 2 yemek kaşığı da pul bibere koyacağım. Tuzlu seviyorsanız eğer biraz daha tuz oranını bir kaşık daha arttırabilirsiniz. Güzelce karıştıralım tuzu içine. Ev yapımı olduğu için en azından kendimiz içinde ne olduğunu biliyoruz ve güvenerek yediğimiz bir toz ve pul biber imal etmiş oluyoruz. Şimdi tuzlarımızı tekrar üzerinde yaklaşık bir kaşık kadar bir daha dökerek gezdirdik. Güzelce karıştırdıktan sonra bu işlemi de bitiriyoruz. Şimdi zeytinyağı kullanıyorum ben arkadaşlar yağlama yaparken. İstediğiniz sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle tepeleme dolu olarak yemek kaşığıyla ikişer yemek kaşığı ilave ediyorum. Güzelce bu yağla biberin birbirine karışmasını sağlayacağız. İyice karıştırarak bu yağı biberlere yedirelim. Evet, bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Hem pul biberi hem toz biberi. Eğer daha yağlı olsun istiyorsanız üzerine yeniden bir miktar daha yağ ekleyebilirsiniz. Evet, o iki kaşık üzerine bir kaşık daha ilave ettim. Toplamda 3 yemek kaşığı zeytinyağı biberlerime eklemiş oldum. Şimdi bunları güzelce harmanlayacağız. Evet, bakın. Evet, son hali görüntüsü bu. Yağı yedikten sonra daha da rengi değişiyor arkadaşlar, koyulaşıyor. Bunları yine böyle tepsilerde ben 1-2 gün yine içeride güneşte tutuyorum. Daha sonra iyice bunlar kuruduktan sonra poşetlere, kilitli poşetlere koyuyorum. Arzu eden cam kavanozda da saklayabilir. Bunlar bittikten sonra buzdolabında tutuyorum ben arkadaşlar. Şimdi bu toz olanı bir ölçelim. 8 kilodan ne kadar çıktı diye bir bakalım. 400 gram arkadaşlar. 400 gram toz olan, pul biber olan da o da 350 gram. Yani toplamda 750 gram toz biberimiz çıktı 8 kilodan. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Böyle ayrı ayrı poşetledim ve buzdolabında saklıyoruz. Hoşça kalın.